يرقد وليدي رقدها نيا رقدة الغسلان في البرية يرقد وليدي طاب نوما وعد وليدي ما هنا بمنام. مرحبا değerli dinleyicilerim. Korku hikayeleri serimizdeki bu videoda telepati, geleceği görme gibi yetenekleri olduğunu ve kalp gözünün de açık olduğunu iddia eden bir bayan çocukluğundan beri yaşadığı paranormal olayları anlatıyor. İyi dinlemeler. Açıkçası anlatmak için çok uzun düşündüm. İçine kapanık, kendini zor ifade eden tiplerdenim diyebilirim. Biraz uzun olacak galiba. Sıkmadan aklıma geldiğince anlatmaya çalışacağım. Hatam olursa affola. Aslında hikayem çok küçükken başladı. Ama buraları sadece yatak yüklüğünün arkasından çıkan beyaz parlak bir el, kapının üzerindeki anahtarla sabaha kadar oynandığı gibi sesler ve odamda bulunan bilimum kağıtların yırtılmasıyla geçeceğim. Liseye geçtiğim seneye kadar yaşadığım bu ufak tefek olaylardan sonra işin seyri değişmeye başladı. Ailem kolej okumam için beni uzak bir şehirdeki bir akrabamızın evine yollamıştı. Zamanla daha da sıklaşan olaylar yaşamaya başladım. Sokakta gördüğüm bu dünyaya ait olamayacak insanlar, hatta köpek sürüleri görmeye başladım. Hayal gücü oldukça yüksek biri olduğumdan halüsinasyon diye geçiştiriyordum. Bir de bazı geceler gelen karabasanım vardı eskiden. Artık her gece gelmeye başlamıştı. İşin garibi korkmuyordum. Klasik şekilde üstüme çöküyor, beni nefessiz bırakıyordu. Hatta bir gece yüzümü okşamış, görmesem de acayip bir şefkat hissetmiştim. Bu arada şunu da ekleyeyim. Küçükken yetimhaneye verilmiş, evlat edinilmiş ama bir türlü başlarından savulamamış bir çocuk olarak yetiştiğimden her alakasız şeyi şefkatle niteleyen biriyim. Neyse. Sonra oradan İstanbul'a abimin yanında okula devam etmek için geldim. Yaşım 17 idi ve ben bir şekilde Atkın ile tanıştım. İlk zamanlar onunla sadece telepati sandığım bir yolda anlaşıyordum ve yarım yamalaktı. Anlattığına göre 33 yaşında sarışın, motosiklet kazasında ölmüş bir ruhtu. Ben doğduğum gün saat ve saniyede ölmüştü. Aynı zamanda birçok kişi ölmüştür biliyorum. Kendisinin de bilmediği bir nedenden dolayı doğduğum andan itibaren ben neymiş ama hazır olmamı bekliyormuş. Zamanla baya baya normal sesle konuşur olduk. Hatta onu birkaç yıl sonra ayan beyan görmeye başlayacaktım. Zamanla ben olacakları görmeye, insanlara sadece dokunarak aralarını dindirmeye, girdiğim evde büyü ve benzeri bir şey varsa nokta atışı yaparak bulmaya ve daha sonraları bildiğim bir film gibi istediğimi nerede olursa olsun izlemeye başladım. Hatta abartıp İkiz Kule'nin yıkılışını, tsunami'yi, sayısal sonuçları gibi olayları da önceden sezinlediğime de söyleyebilirim. Eşyaları hareket ettirdiğimi, ölülerle konuşabildiğimi, cinleri, perileri, ölüleri görebildiğimi de bunlara ekleyebilirim. 22 yaşındayken eşim M ile evlendim. İlginçtir ki aslında yanımda biri varken yapamadığım bu şeylere o birebir şahit olabiliyordu. Eşyaların hareket edişini görüyor, kendimden ağır taşları kaldırdığımı görüyor ama bunu yaparken başkaları da vardı. Bir insanın sadece gözlerine bakarak bütün hayat hikayesini anlatabildiğimi falan görüyordu. Hepsini eşimin yanında yapabiliyordum ki zaten aslında kendimi deli zannetmememin tek delili buydu. Çünkü bana hala acaba mı gibi geliyordu. O bunlara şahit olmasa ve bana anlatmasa ben hep ertesi günü hayal meyal hatırlıyor ve aman galiba sıyırdım iyice diyordum. Çünkü kendimi bildim bileli zor ve yalnız bir hayatım olmuştu. Şimdi şöyle toparlarsak, kilometrelerce uzaktaki bir konuşmayı duyabilmek, olayları izleyebilmek, eşyaları hareket ettirmek, tabiri caizse gelecekten haber almak, yapacağını, bir işin nasıl sonuçlanacağını bilmek, kayıp eşya bulmak gibi. Örnek vermem gerekirse
Arabamız çalındığında 14 gün sonra Adana'da nehre uçmuş şekilde bulacaklar dememden sonra aynen çıkması gibi. Sayısal sonucunu yazmam bir kere oldu. Birkaç hastalığa şifa olmam, ölüleri ya da benzerlerini görmem ve onlarla konuşmam ve bunun gibi bir insandım. Yaklaşık 8 sene önce eşimle kapı kapı hoca dolaştığımız ve sürekli okutulmam sonucu bu özelliklerimi kısmen kaybettim. Bunu ben de çok istedim. Çünkü çok yorulmuştum ve adım sürekli yayılmaya başlamıştı. Çünkü eşim sürekli yaşadıklarımızı insanlara anlatıyordu. Ama son hayatımız alt üst oldu. Bu uzun bir konu tabii ki. Şimdi sadece hisleri oldukça kuvvetli ve dediklerinin çoğu çıkan biri olarak kaldım. Ve şimdiki gerçekten kısa anlattım, yaşadığım her şeyi galiba oğlum yaşamaya başladı. Şu an 9 yaşında ve ara ara gördüğü şeyleri anlatıyor bana. Ve ben tasvirini yaptığı o şeylerin kim olduklarını altlarına kadar biliyorum. Sizlere bu anlattıklarımın çoğu inandırıcı gelmeyebilir. Oğlumun da bu durumdan kurtulmasını istiyordum. Araştırmalarım neticesinde Azerbaycan'da bulunan ilimi çok kuvvetli bir hoca ile iletişime geçtim. Daha önce yaşadığım şeyleri ona bir bir anlattım. O da hayretle beni dinledi. Daha önce bu tarz şeyler anlatan bir kişiyle hiç karşılaşmadığını ve çok garip bir durum olduğunu söyledi. Daha sonra da bu durumun oğluma geçtiğini anlattım. Oğlumu bu durumdan nasıl kurtaracağımı ve kurtaramazsam başka hangi tehlikelerle karşılaşacağını öğrenmek istedim. Ve bu kişiden acilen yardım istedim. O da yüz yüze görüşmek için mümkünse Azerbaycan'a gelmem gerektiğini söyledi. Biz ailece eşim, oğlum ve ben Azerbaycan'a o hocanın yanına gittik. Hoca burada anlatamayacağım ritüellerle oğlumu bu durumdan kurtarmıştı. Oğlum kendini bir süre biraz halsiz hissetti. Hoca bu durumun normal olduğunu ve geçici olduğunu söyledi. Oğlum birkaç gün sonra kendini toparladı ve iyileşmişti. Bu durumdan kurtulduktan sonra hocaya bu durumların bana nereden geldiğini ve oğluma nasıl geçtiğini sordum. Hoca da bunun nedenini anlatamayacağını ve sadece bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu bilmemizi istedi. Ancak artık tehlikenin geçtiğini ve bir daha bu durumları yaşamayacağımızı söyledi. Şimdi ne ben ne de oğlum böyle olaylar yaşamıyoruz. Bu olaylar yüzünden bütün çevre hayatımızı değiştirmiş ve mecburen de farklı bir şehre taşındık. Hayatımız şimdi huzurlu ve artık bu olayları yaşamıyoruz. Fakat daha önce yaşadığım bu olayları neden yaşadığımı hiçbir zaman öğrenemedim. Değerli dinleyicilerim, gerçek olduğu iddia edilen bir korku hikayesinin de sonuna geldik. Sizler bu garip hikaye hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Kanalıma henüz abone olmadıysanız, abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir başka hikayede görüşmek üzere. Hoşça kalın.